Zilhicce ayının 9. günü güneş doğduktan sonra hacılar Arafat'a doğru yönelirler. Haccın en büyük rüknünü yerine getirmek için. Allah'ın üzerine yemin ettiği büyük günlerden bir gün olarak Yüce Allah faziletinden, Kadir'inin yüceliğinden dolayı ve şerefinden dolayı yemin etmiştir o güne. Şöyle buyurmaktadır. Vaat edilen güne ve şahide ve meşhuda tanık olunana kasem olsun. Şahit olunan günden kasıt Arefe günüdür. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle rivayet edilmiştir. Bugünün diğer günlere bir üstünlüğü ise Allah'ın o gün Adem oğullarından söz almış olmasıdır. O gün Allah'ın dinini kemale erdirdiği, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nimetini tamamladığı gündür. O gün günahların affedildiği ve insanların ateşlerden azat olduğu bir gündür. Arafat'ta duranlar için bir bayram günüdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac görevinde olmayanlar için o gün oruç tutmayı teşrih buyurmuştur. Oruç hakkında şöyle demiştir. Arefe günü orucunun geçmiş ve gelecek senenin günahlarının kefaret olacağını Allah'tan umuyorum. Arafat'ta hacılar Allah'a zikrederler. Dualarla Yüce Allah'a yönelirler. Huşu içerisinde güneş batıncaya kadar hayır içerisinde olurlar. O gün akşama doğru Yüce Allah meleklerine yönelerek Arafat'taki kullarıyla övünür. Kullarıma bakın. Saçları başları dağınık toz toprak içerisinde uzak diyarlardan bana geldiler. Sizi şahit tutuyorum onları affettim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı dua Arefe günü duasıdır. Benim ve önceki peygamberlerin söylediği en hayırlı şu duadır. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Onun hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona aittir. Ve o her şeye gücü yetendir.